Sevgili izleyicilerimiz, Ekonomi Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Muğla Köyceğiz bölgesindeyiz. Yada Nazenli Restoran İşletmesi'ne konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Baran Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhaba, siz hoş geldiniz. Sağ olun, iyiyim siz? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi Baran Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Bize birazcık kendinizden bahsedin. Adım Baran, 23 yaşındayım. Aslen Marmaris'iyiz ama 9,5 aydır bu bölgede işletmecilik yapıyorum. Bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Evet, bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Peki burada hizmetlerimiz neler? Öncelikle ürün gruplarımızdan bahsedelim. Burada genellikle balık, et, tavuk çeşitlerimiz de var ama genelde balık üzerine hizmet gösteriyoruz. Aynı zamanda meyhane tarzında bir işletme yapıyoruz. Tabii birazcık konseptimizden bahsedelim. Şimdi burada nasıl bir konsept yaratmak istedik? Ya burada genelde biz ailelerin geldiği sıcak, güzel bir ortam yaratmayı düşündük. Yani bu şekilde yola çıktık buraya. Onun içine yarattık diye düşünüyoruz. Çünkü genelde aileler geliyor. Zaten... Eşleriyle, çocuklarıyla evet. Gelen insanlar. Burada güzel canlı müzik eşliğinde güzel sıcak bir ortam yaratmayı zaten düşündük. Bizler de gördük, gayet samimi ve sıcak bir ortam var. Şimdi aileler geldiği için gayet güvenilir bir yer evet. Aslında bakıldığı evet. Zaman. Evet. Şimdi menü çeşitliliğimizden birazcık menü içeriğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi balık restoranlarının menü çeşitliliğini her zaman tutamazsın. Çünkü bu balık işi mevsimsel sezonluk işleri olduğu için yani bir mevsimde olan balık öteki mevsimde olmayabiliyor. Ama genelde balık mevsiminin yoğun, balık çeşitliliğinin yoğun olduğu mevsimler Eylül ve kış aylarıdır. Onun dışında yazın yine çeşitli olur ama kışın kadar olmaz. O yüzden menü çeşitliliği konusunda hiçbir zaman yani insanlar bunu başka bir tarihte izliyorsa ve yazın buraya geldikleri zaman o istedikleri balığı bulamayabilirler. O yüzden bunun hakkında konuşmak çok yani güvenilir, tam şey olmaz. O zaman şöyle bahsedelim. Şimdi hangi mevsimlerde burada hangi balıkları yiyebiliriz? Şimdi en çok balığı, en çok çeşit balığı Eylül ayından sonra yiyebiliriz. Hamsi, sardalya, çupra levrek her zaman bulabilirsiniz. Gürger, işte barbun, ne bileyim çeşit çeşit. Her, yani genelde Eylül'de en çok çeşitli Eylül'de bulabiliyorsunuz. Peki yazın hangi çeşit balıklar oluyor? Ya yazın genelde çupra ve levrek tercih ediliyor buralarda. Ben kendi olduğum bölgeyi varsayarak konuşuyorum çünkü başka bölgelerde başka balıklar tercih edilebilir. Ama burada genelde çupra, levrek, barbun tarzı balıklar daha çok gider. Peki balığın yanında başka et çeşitlerimiz mevcut mu? Evet, antrikot, kaburga, karışık ızgara, köfte vesaire, kavurma bir sürü et çeşitimiz var aynı zamanda. Peki et ve et ürünleri denildiği zaman bunların alındığı yerlerde çok önemli. Evet. Özellikle et ürünlerini nereden alıyorsunuz? Balıklar aynı şekilde nereden tedarik ediliyor? Şimdi balıklar halden geliyor, günlük geliyor. Genelde İzmir ve Çanakkale tarafından geliyor balıklarımız. Yani gün içinde geldiği zaman gün içinde tüketiliyor genelde. Fazla bekletilmiyor. Et ürünleri de kasaptan alıyoruz. Onu da günlük alıyoruz. Hatta geri geldiği zaman sipariş üstüne bile almaya çalışıyoruz. Çünkü eti bekletmek istemiyoruz. Evet. Aynen balıkta olduğu gibi. Balıklarda da maksimum bir gün bekler. O da güzel muhafaza edildiği zaman ilk günkü gibi her zaman güzel olur balıklar. Yani buraya geldiğimizde her zaman her gün her saat taze evet. Yiyecekleri yiyebiliriz. Evet. Her zaman taze balık yiyebiliriz. Peki et çeşitlerimizin yanında bir de meze çeşitlerimiz evet. Var. Bunlardan birazcık bahsedelim. Kaç çeşit mezemiz? Ya şimdi meze kültürü çok geniş bir kültür. Yani 200 meze çıkartabilen usta da var, 500 meze çıkartabilen usta da var ama bu genelde meze kültürü bulunduğum bölgeye göre değişir. Bazı bölgelerde daha çok zeytinyağlı mezeler tercih edilirken bazı bölgelerde yoğurtlu mezeler ya da acılı mezeler çok daha çok tercih edilir. Biz genelde 15 çeşit, 15-20 çeşit arası meze çıkartmaya çalışıyoruz. Bunların arasında etli mezeler var, işte humus, haydari, ezme, fava, deniz börülcesi, yoğurt deniz börülcesi derken bunu say say bitmez bu konu. Evet, aslında geniş evet. Bir yelpaze. Evet, çok geniş. Şu anda bölgemize göre hem bölgemize uygun mezeler evet. De çıkartıyorsunuz evet. Hem de onlar da tabii ki günlük taze olarak yapılıyor. Ege denince zaten haklı zeytinyağı. Genelde mezelerimiz zeytinyağı üzerine oluyor ama farklı yani farklı bölgelerden mezelerde koymaya çalışıyoruz başka bölgelerden gelen misafirlerimiz için. Tabii ki mutlaka isteğe göre de tabii ki şekillendirebiliyoruz. Evet. Yani mesela bazı mezeler dolapta olmuyor ama diyor ki bunu yapabilir misiniz diyorlar. Biz de tabii 5 dakika içerisinde meze kolay bir çıkan bir şey olduğu için 5 dakika içerisinde meze çıkartabiliyoruz. Yani burada tamamen müşteri memnuniyeti. Evet. Müşteri ne istiyorsa tabii evet. Ki o şekilde karşılarına çıkarıyor diyor. Evet. Peki mezelerin kullanılan malzemeleri tabii ki bunlar da çok önemli. Hı-hı. Bunların tedariğini nereden yapıyorsunuz? Şimdi zeytinyağını yerel üreticilerden alıyoruz ki her zaman daha güzel, soğuk çekim, güzel zeytinyağları almaya çalışıyoruz. Onun dışında mezelerin zaten çoğu yerel pazardan alıyoruz. Meyveleri, sebzeleri vesaire şeyleri. Genelde yerel halktan almaya çalışıyoruz, çiftçiden.
ve bunu yani üreten ilk kişiden almaya çalışıyoruz her zaman. Kesinlikle. Hem onlara katkı oluyor hem evet. de daha taze oluyor. Evet. Zaten şu anda bölgemiz gereği yan tarafımızda bir pazar var. Evet. Oradan da tedarik evet. ediyorsunuz evet. ve bu sizin için kolay oluyor. Evet. Ve her zaman en güzelini çok kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Burada da müşterilerimiz herhangi bir sorun yaşamıyor. Evet. Özellikle meze konusunda. Evet. Peki burada insanların sizlerin tercih edilme sebepleri, yani insanlar sizce bu restoranı neden tercih etmeliler? İlk başta benim için lezzetten daha da önemli olan bir şey varsa hijyen. İlk başta mutfağının ve mekanının temiz olması gerekiyor. Hı-hı. Ardından lezzet. En sonunda hizmet gelir benim için. Lezzet de önemli. En geriye ben her zaman hizmeti bırakırım. Çünkü bir kişi buraya geldiği zaman ilk temiz olduğunu görüp ardından yenen yemeği beğenirse, o kişinin suyu 5 dakika sonra gitse de olur, 10 dakika sonra gitse de olur. Çünkü o kişi memnun kalmış olur. O yüzden ben her zaman ilk hijyen ve lezzete bakıyorum. Ardından servisim, hizmetim geliyor. Kesinlikle %100 müşteri memnuniyeti. Evet. Hijyen konusuna değindik. Hijyen konusunda neler yapıyorsunuz? Hijyen ilk başta mekan açılır açılmaz ilk başta bir genel temizlik yapılıyor. Yerler, dış mekan, iç mekan, yerler temizlenir. Ardından mutfak, dış taraflar temizlenirken mutfak çıkacak meze varsa onları yapar ya da akşam olan hazırlıklarını yaparlar. O sıra mutfak kirlendiği zaman mutfak temizliğine girişilir. Böylece akşama kadar bütün bölgeleri temizlemiş oluyoruz. Yani steril bir ortamda evet. yemek yediğimizi de belirtiyor. Evet. Mutfaktaki ustalarımız da tabii ki eldivenli ve bonili bir şekilde evet. bütün yiyecekleri burada çıkarıyorlar. Evet. Peki burada hangi saatler arasında açığız Baran? Biz sabah 11'de açıyoruz. Tabii bizim müşterimiz genelde akşam müşterisi olduğu için sabah 11'de fazla gelip gidiyor ama işte biz yine temizliğimizi, işte hazırlayacağım ıvırımı zıvırımı derken akşam saat 5-6'yı buluyor. Saat 7'den sonra servisimiz başlıyor. Kaça kadar sürüyor peki? Ya şimdi bizim kapanış. İşin kapanışı yok. Sonuçta biz alkollü bir mekanız. Son müşterimiz ne zaman gitmeye karar verirse o zaman evimize gidiyoruz. Yani tabii yani ki gece 2-2.30. Evet. Yani o sıra restoranın ivmesine bağlı. Çünkü çok güzel bir ortam, eğlencelidir ama saat gece 3 olmuştur. Kapatamazsın. Ama yani bir masan, iki masan kadar müsaade isteyebilirsin ama biz genelde tercih etmiyoruz. Müşterimiz ne zaman gitmek isterse biz o zaman kapatıyoruz. Yani burada rahat rahat gelip Hı-hı. eğlenip evet. hem yiyip hem içebilirler. Evet. Bu da onlara sağlanan bir kolaylık aslında. Evet. Peki burada restoran hizmeti dışında burada yapmış olduğunuz farklı faaliyetler var mı? Tezgah balı satışı yapıyoruz ama onun dışında fazla bir faaliyetimiz yok. Genelde burada restoran usulüyle çalışıyoruz ama dışarı evine balık almak isteyen insanlar için de balık tedarik ediyoruz tabii ki de. Özel sipariş de alabiliyoruz. Getirmek istedikleri balıkları İzmir'den, İstanbul'dan, Çanakkale'den getirtebiliyoruz. Bu da müşterilerimiz için ekstra bir kolaylık evet. aslında, avantaj oluyor. Peki birazdan canlı müziğimiz başlayacak. Canlı müziğimizden birazcık bahsetmek istiyorum. Genelde akustik ve yavaş başlıyor canlı müzik. Ardından gecenin sonlarına doğru insanlar eğlenmek istediği için biraz da eğlenceli müziklere geçebiliyoruz. Güzel güzide sanatçılarımızı burada evet. ağırlıyoruz. Evet. Hangi günlerde oluyor canlı müzik? Şu an sadece cumartesi ama kışın haftanın 3 günü, hafta içinde 3 gün. Fasıl hafta sonu bir gün olmak üzere yine canlı müziğimiz devam ediyor. Bu şekilde aslında dolu dolu bir evet. programımız oluyor özellikle kışın. Evet. Peki buranın en yoğun olduğu saatler hangi saatler? Buranın en yoğun olduğu saatler akşam 9 gece 13. Gece 11-12. Bu saatler aralığında yoğunluğumuz evet. mevcut. Peki Baran Bey, siz genç bir girişimcisiniz. Bu işi yapmak isteyen diğer genç girişimci adaylarımız olabilir. Neler tavsiye etmek istersiniz? İlk başta ekiplerini çok iyi seçmeliler. Çünkü ekip işi, bu iş bir ekip işi. Sonuçta bulaşıkhanede yaşanılan bir sorun servise kadar vurabiliyor. Çünkü evet. misal veriyorum. Müşteri bir bardak ister ama bulaşıkhanede olmuştur, bardak çıkartamamıştır. Bu sefer servis elemanına sıkıntı yaratır. Evet. Ama herkes kondisyonunu güzel bir şekilde çalıştığı zaman, ekibini iyi seçtiği zaman bu işe girmek isteyen gençler hiç zorlanmaz. Sadece iyi bir usta ve lezzet de gerekiyor aynı zamanda. Siz de bu işi sağlıyorsunuz evet. zaten burada. Peki ekibimizden bahsetmişken ekibimizi sayalım. Kaç kişilik ekip olarak çalışıyor? Şu an 4 kişiyiz. Kışın biraz daha artıyor. Ama şu an 2 servis ve mutfak olmak üzere 4 kişiyiz. Tecrübeli bir ekiple evet. birlikte çalışıyoruz. Evet. Son olarak insanların sizlere ulaşması için sosyal medya hesaplarımızı aktarabilir misiniz? Tabii. Ya da Nazende Instagram, Facebook'ta da aynı şekilde Ya da Nazende yazarak ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz teşekkür verdiğiniz ederim. Keyifli sohbetiniz için. Programımızı burada sonlandırıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.